Hep hayalimde büyüdüğüm zaman arabaya sahip olmak istedim. Allah nasip etti. 1976 senesinde elimiz refaha çıktı. Araba almaya karar verdim. Aynı zamanda bak bayraklardan görürsünüz. Ben bayrağı seven bir adamım. Çok seven. Vehbi Koç'u da çok seviyorum. Vehbi Koç'un yaptığı araba yerli araba olduğu için Anadolu tercih ettim. Hacı Murat vardı, Renault vardı ama ben Anadolu tercih ettim. Logosunda bile hiç geyiği vardır logosunda. Arabamı çok seviyorum. ...1976 senesinde askere çağırdılar. 4 aylık kısa dönem askerlik yaptım. Maaş alamayacağım için arabayı 1976 senesinde alamadım. 4 ay askerliği tamamladıktan sonra 1977 senesinde arabamı almak için otokoşa müracaat ettim. Otokoşta ilk defa sarı siyah arabalar, limon sarısı siyah araba, banzotlu araba gelmişti. 3 Mart 1977'de banttan diyor araba. 27 Nisan 1977'de bana intikal ediyor, alıyorum. Arabam sıfır. Severek biniyorum arabamı. 5 tane sigaradan aldım. 5 tane sigaradan aldım. Üç renk araba vardı. Ben gittiğimde kayınbabamla fil dişi beyaz, mavi ve yeni gelmiş, yeni çıkarttılar. Sarı, limon sarısı siyah araba. Borçluma gitti, bunu aldım. Ondan sonra sarı renginde aşığı oldum. Evet. Haftanın 2 günü şeye gidiyorsam, arabayla gidiyorsam 3 günü gitmiyorum. Hatta bazen yağmurlu havalarda arabayı çıkartmıyorum. Bütün hafta duruyor burada. Arabamın 3 tane örtüsü var. Yağmurluk naylon örtü, bir de çadır örtüsü var. Arabayla uzun yola 1044 kilometre Balıkesir Erdek'e gittik. Gidiş geliş 1044 kilometre. Ancak o zamanlar aküler böyle şimdiki gibi değil, katlarında aküydü. Arabam konjektörü arızalanmış. Akü durmadan su eksiltiyordu. Zor bela Polatlı'da arıza yaptı. Polatlı'da arıza giderdik. Zor bela geldik. Ondan sonra arabayla uzun yola hiç gitmedim. Ancak uzun yol olarak buradan annem karşıya kadar oturuyor, yeni mahalle karşıya kadar oturuyor. Oraya giderdik. Haftada bir gün veya 2 haftada bir arabayı öyle çıkartırdım. 9 kilometre. Buradan karşıya kadar annemin oturduğu ev 9 kilometre. 9 kilometre gitti, 9 kilometre geldi. Eşimin trafik polisi olduğu halde, ehliyeti olduğu halde ona, o bile kullanmadı. Bir defa kuma sürttü, bana kızdım. Ondan sonra elini sürmedi. Sadece konjöktör, yani ceyranı ayarlayan bir aleti bozuktu. Aküyü bozmuştu o. Onu değiştirdim, konjöktörünü. Onun haricinde arabamın her şeyi orijinal. Bir tekerlek jant kapağı, Demedevler'de bu ev yapılırken çingene bayanlar çaldılar. Bir tanesi orijinal değil, jant kapakları bile. Otokoşlarına almış jant kapakları 3 tanesi. 5-6 tane de yedek jant kapağı aldım. Zaten arabamı öldükten sonra Allah ne zaman vaki olursa 3 sene olan torunuma bağışladım. Ben, eşimin sana kayıtlı araba vasiyetinde torunumun arabası olmadı, ona verdim. Ben 1 Nisan doğumluyum, torunum 2 Nisan doğumlu. Benden sonra o devam ettirecek. Evet.
ağaç budaması yapıyorlardı. Ağaç budaması yapmadan önce arabamın yanında fotoğraf çektirdim. 2009'un 18 Mayıs'ında bu binaya taşındım. Yani yeni yapıldı, müteahhide verdik, taşındım. 18 Mayıs 2009'dan beri arabam iki defa buradan dışarı çıktı. Muayeneye gitti iki defa. Onun haricinde arabam hep burada çalıştırdım. Hatta bidonla benzin alıyorum beşerlerden. Hüviyetimi vererek, hüviyetimi göstererek buraya getirip arabamı çıkartmadım dışarı. Bir galerici arabasını şey yapıyordu. Vitrin olarak kullanmak için, vitrininde kullanmak için arabamı istediği 300 milyon parayla ölçülmez. Arabamı çok seviyorum. Ali Koç arabamı beni seyretsin. Babasının ürettiği arabayı görsün, istediği zaman gelip alabilir, bakabilir, ancak zilliyeti bana ait olacak. Arabam benim üzerimde ama teşhir için, şey için kullanabilir arabamı. Sadece Ali Koç, Koç ailesi. Onun haricinde kimseye arabamı vermem. Çalıştırıyorum. Arabamı gün aşırı bir gün duruyor, bir gün çalıştırıyorum. Kullanmadığım için arabanın aküsü bitmesin diye gün aşırı çalıştırıyorum. Artı demin daha söyledim, benzini bidonla gidip alıyorum beşerlerden, bidonla getiriyorum arabayı çıkartmadığım için. Sizin için temizledim ben arabamı. Ben tozu çok seviyorum. Çünkü yanıma fark eden birisi oldu mu, arabama yaslanmasın. Tozlu oldu mu, üzeri pislenir, yaslanmıyor. Ama şey olduğu zaman, temiz olduğu zaman gelip üzerine bir de otururlar. Artı özelliği buranın. Bu kapı çelik kapı, şey değil. Plastik değil kapı. Bu sesi yukarıdan duymalıyım açıp kaparken. İçeri giriş kapısında da menteşelere şey atıyorum, kum atıyorum, ciyaklasın diye.